İnsanoğlunun temel ihtiyaçlarından birisi de güvenliktir. Yaşadığımız, seyahat ettiğimiz ya da gitmek istediğimiz yerlerle ilgili araştırma yaparken bu durumu ön plana çıkarırız. Birçok şeyde olduğu gibi tehlikenin kaynağı da çoğunlukla insandır. Çetelerin yaptığı pek suçta köpeklerin ön planda olduğunu görüyoruz. Bu köpekleri istediği gibi eğitmeyi başaran bu çetelerin gelin en çok tercih ettiği köpek cinslerine hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 10 numara Napoli Mastifi. Güçlü ve iri görüntüsünün aksine yumuşak huylu bir ırktır. Napoliten Mastiflerin koruma içgüdüsü oldukça gelişmiştir. Sıkıcı eğitimlerden pek hoşlanmazlar. Böyle bir dev köpeği satın almak size güçlü bir his katabilir. Dünyanın pek çok farklı yerinde çete liderlerinin bu köpekleri çok sevdiği gözlemlenmiştir. Sahibinin otoritesi çok önemlidir. Küçükken nasıl eğitilirse sahibine göre ayak uydurur. 9 numara Alman Çoban Köpeği. Bu köpeğin bu listede olmasına çoğu kişi şaşırmayacaktır. İyi eğitilebildikleri için genelde polislerin de tercih ettiği bir köpek cinsidir. Ancak çetelerin bu köpekleri çok farklı amaçlarla kullandıkları biliniyor. Her ne kadar çok zeki bir hayvan olsa da iyi ve kötü eğitimlerine çok çabuk alışabiliyor. Uzun süre yalnız kalmayı sevmezler. Bu ırk gelişmiş bekçi köpekleridir. Çok iyi koruma köpeği olurlar. Bu köpeklerin karakterlerinde korku olursa ısırma eğiliminde olurlar. 8 numara Tosa. Japonya'da köpek dövüştürmek denilince akla gelen ilk köpeklerden biridir. Haliyle bu güçlü namı çetelerin de dikkatini çekmiş durumda. Tosa Inu güçlü ve itaatkar bir köpektir. Kolay eğitilir. Fakat bu durum onu normal bir köpek sahibinin bakabileceği bir köpek olduğunu göstermez. Tosa Inu'nun yarım ton ağırlığı çekebildiği bilinmektedir. Bu Tosa Inu'nun kafasına takarsa sizi sürükleyebileceği ve sizin buna karşı koyamayacağınız anlamına gelmektedir. Bu nedenle itaat eğitimi bu hayvanlar için şarttır. 7 numara Dogo. Bu köpeklerin cool ve güçlü halini sevmeyen yok. Güney Amerika kökenli ilk av köpeği olarak tanınmışlardır. Şimdilerde ise Latin çetelerinin en etkili silahı gibi görünüyorlar. Dogo Argentino ırkı, kötü ünü nedeniyle yasaklanan ırklar arasında yer almıştır. Oldukça kaslı, atletik, enerjik köpeklerdir. Orta boyutlardadırlar. Ailesine düşkün olan Dogolar son derece zeki ve oyuncudurlar. Bu ırkın sahipleri köpeklerine karşı disiplinli ve kuralcı olmalıdırlar. İlk kez köpek sahibi olacaklara tavsiye edilmezler. 6 numara Pitbull. Dünyanın en tehlikeli ve vahşi köpeği olarak anılan Pitbull'un kötü namı çetelerin gözünde bir numara olmuştur. Pek çok ülkede yasaklanan bu köpek ırkı çetelerin tercih ettiği köpeklerin de başında yer alır. Dövüş esnasında özellikle çok yorulmayan ve içgüdüyle dövüşen köpekler kendilerini kaybedip tamamen galibiyete odaklanırlar. Dövüş ister bitmiş ister sürüyor olsun bu esnada tedbirsizce ayrılmaya çalışan köpekler sahiplerini bile ısırabilir. 5 numara Danua. Danua domuz avında kullanılmak üzere en az 400 yıl önce Almanya'da geliştirilen köpek soyu Alman Mastifi olarak da bilinir. İnsanları seven ve onlarla birlikte olmaktan hoşlanan Danuaların çocuklara karşı da son derece sabırlı olduğu bilinmektedir. Sevgi dolu, fazla havlamayan ve gerektiğinde saldırganlaşan Danualar dev bir ırk ve iyi bir bekçi köpeğidir. Çok saldırgan olmasa da dev görüntüsü çete üyelerinin tercih ettiği köpeklerin başında. 4 numara Perro de Prese Canario. Köpek dövüşlerine en uygun köpek cinslerinden olan Prese Canario dövüşler için oldukça güçlü bir köpektir. Kafa ve vücut yapısıyla da gücünü belli eden ırkın uzun, büyük ve kare şekline benzetilen bir kafası vardır. Bu köpek türü yetiştirildiği takdirde hiç şakası olmadığını bilmekte fayda var. Çok güçlü çenesi bir kolunu anında koparabilir. Bu kadar tehlikeli ve güçlü bir köpeğin çeteler tarafından çok tercih edilmesi sıra dışı değil gibi görünüyor. 3 numara Cane Corso Italiano. Kaslı fakat aynı zamanda estetik görünümüyle dikkat çeker. İtalyan orijinlidir. Oldukça güçlü ve çevik olan bu köpekler orta erilikte köpek sınıfındadırlar. Kemik yapıları da kasları gibi gelişmiştir. Yavrularken mutlaka sosyalleşmelidirler ve itaat etmeyi öğrenmelidirler. Eğer bunları öğrenmezlerse çok tehlikeli olabilmekteler. İtalyan mafyalarının kapılarında bu köpeği görürseniz şaşırmayın. 2 numara Rottweiler. Amerika'da birçok ünlü çetelerin sahip olduğu ırklardan bir tanesi Rottweiler. Her Rottweiler sahibinin hayalini süsleyen o fotoğrafıyla internette karşılaşmamış yoktur herhalde. Rottweiler dünya üzerindeki en eski köpek ırklarından biridir ve var olduğu ilk günden beri de insanların yanında bekçilik yapmıştır.
Bu köpeklerin en büyük özelliği dayanıklı fiziksel yapılarıdır. Üstelik Rottweiler yalnızca dayanıklı değil, çok da estetik fiziksel özelliklere sahiptir.